engellenmesi durumu var. Bu durumu ben size şöyle şey yapayım. Neredeyse her durumu bu kapsama girdiğini zaten göreceğiz. Yaşam hakkıyla kişilerin can ve mal güvenliğinin korunması, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın korunması, sebeplerinden bir veya birkaçına bağlı olarak hakim ve gecikmesinde sakınca bulunan hallerde başbakanlık veya milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması ile ilgili bakanlıkların talebi üzerine başkan tarafından internet ortamında yer alan yayınla ilgili içeriğin çıkarılması ve erişimin engellenmesi kararı verilebilir şeklinde. Buna ilişkin hüküm aslında önce 8. maddenin son fıkrasını eklenmişti bir önceki maddenin. Fakat sonra Anayasa Mahkemesi bunu iptal etti. Birebir aynısı değilse bile hani çok yakın bir hükümdü. Daha sonra yerine yenisini aynen koyamayacakları için kanun yapma tekniğine uygun olarak 8A maddesi eklenerek hüküm tekrar getirilmiş durumda. Bu çok fazla eleştirilen hükümlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Bir diğeri 9. madde kişilik haklarının ihlaline ilişkin bir düzenleme getiriyor. Bir de özel hayatın gizliliği nedeniyle erişimi engellemesi dediğimiz düzenleme var. Bunu ben şöyle toparladım size iki maddeyi. Kişilik haklarınızın ihlali söz konusuysa, yani adınız, isminiz, resminiz, bedeniniz, ondan sonra gibi herhangi bir şey üzerinden herhangi bir ihlalle karşılaşıyorsanız iki tane seçimlik hakkımız bulunuyor. Birincisi doğrudan içerik sağlayıcısına, ona dolaşamazsanız yer sağlayıcısına başvurup içeriğin kaldırılmasını isteyebilirsiniz. O da 24 saat içerisinde buna bir cevap vermek durumunda. İkinci seçimlik hakkınız doğrudan suç ceza mahkemesine başvurarak erişimin engellenmesini talep edebilirsiniz. Hakim 24 saat içinde duruşma yapmaksızın hak ihlalinin gerçekleştiği bölüm için bir karar veriyor. Burada hakimin verdiği kararlarda eğer mümkünse ve amacı karşılıyorsa kısmi bir erişim engeli, yani ilgili içeriğin sadece kaldırılmasını sağlaması gerekiyor. Ancak eğer amacı karşılamıyorsa tüm internet sitesinde kapatabiliyor. Bu doğrudan erişim engellemelerinde idarenin takdir yetkisinde bırakılması genel olarak tartışmalı bir konu. Ondan sonra ve yasaklamayı sistemin başına koyup sonrasında itiraz yoluyla hani hukuki süreci işletmesi. Ama bununla birlikte bireysel kullanıcılar için bu haklarınızın olduğunu ve bu şekilde kendinizi koruyabileceğinizi bilmek önemli. Özel hayatın gizliliği halinde ise burada tabii tip olarak yazmışım. Evet, tip kapatıldı, BTK olacak. Ondan sonra doğrudan BTK'ya başvurarak içeriye erişimin engellenmesini talep etmek mümkün. Bunun dışında Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenmiş bilişim suçları var. Bu üç tane. Ondan sonra bu bilişim suçlarını şimdi ayrıca bahsedeceğim kısaca. Ancak bir de şunu unutmamak gerekiyor ki normalde şu ana kadar işte kişilik haklarının ihlali, ondan sonra örneğin mesela biri sizi hakaret etti. Hakaret suçu TCK'da zaten bir suç. Ondan sonra ve bu kapsamda zaten bir şikayette bulunup ondan sonra bir ceza davası yoluyla hakkınızı arayabilirsiniz. Burada bahsettiğimiz bu kişilik haklarınızın ihlal edildiğini düşünüyorsanız şunları yapın, bunları yapın şeklindeki korunma yöntemleri internetin çok fazla yayılma, bir bilginin birbirinin çok fazla yayılması ihtimaline karşı getirilmiş olan hani bilişim hukukuna özgü koruma yöntemleri. Bu şekilde içeriğin kaldırılmasını sağlayabilir ve sonra ceza davasıyla yine hakkınızı arayabilirsiniz. Hani bu şekilde içerik kaldırılıyor ve sonra yaptıkları da yanına kar kalacak şeklinde düşünmüyoruz. Bir bilişim suçunun söz konusu olması için bilişim sistemine yönelik, bilişim sistemindeki verilere yönelik veya bilişim sisteminin araç olarak kullanıldığı bir işlem veya eylem olması gerekiyor. Bu kapsamda bilişim sistemlerine girme suçu, sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçu, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması TCK'da özel olarak bilişim suçu olarak nitelendirilmiş olan suçlardan. Burada mesela gerçek hayat, yani sizlerin hayatında karşılaşabileceğiniz bir örnek olarak eşiniz Facebook şifrenizi ele geçirdi. Ondan sonra sizin adınızı Facebook hesabınıza girdi. Paylaşımlar yaptı. Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya aynı şekilde bilişim sistemlerine girme suçunu işlemiş oluyor ve bu kapsamda hapse
haklarınız söz konusu olacak. Bu maddeleri böyle geçiyorum. Her bir çünkü üzerine çok uzun uzun konuşulmaya müsait. Eğer tüzel kişi söz konusuysa bu TCK'daki bilişim suçlarını gerçekleştiren, onlara özgü güvenlik tedbirleri ondan sonra uygulanıyor, müsaadele gibi. Bunun dışında diğer bilişim suçları var. Yani bunlar normalde internet ortamında bilişim sistemleri üzerinden olmasa da suç teşkil eden, ondan sonra aynı zamanda bilişim ortamında da sıklıkla karşımıza çıkan suçlar. Örneğin haberleşmenin gizliliğinin ihlali, internette paylaşılan fotoğrafları biliyorsunuz. Ondan sonra bir şekilde işte Bulut hesabına girilmiş, oradaki fotoğraflar alınmış, ünlülerde çok sıklıkla karşılaşılıyor. Ondan sonra paylaşılmış. Mesela konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması, bu call center ses kayıtlarının ondan sonra bir eğlenceli ve komik olduğu düşünülerek paylaşılması aslında bu kapsamda değerlendirilebilir. Özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verilerin kaydedilmesi, hastane, finans şirketleri gibi durumlar karşımıza çıkıyorlar. Bunların dışında telif haklarınızın ihlal edildiğini düşünüyorsanız, buna ilişkin bazı düzenlemeler var. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda, 72. maddede, 73. maddede. Elektronik imza kanununda imza oluşturma verilerinin izinsiz kullanılması, elektronik sertifikalarda sahtekarlık şeklinde düzenlenmiş olan suçlar var. Çocuk pornografisi, çok ciddi siber suçlar sözleşmesinde de düzenlenmiş olan, ondan sonra uluslararası alanda en hızlı çözülen ve işbirliğinin en güçlü olduğu suçlardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Şöyle ki, İşte Twitter'daki herhangi bir paylaşım nedeniyle veri almak istediğinizde yurt dışından bilgi almakta zorluk çekebilirsiniz. Ondan sonra çok uzun sürebilir. Ancak eğer bir çocuk pornografisi söz konusuysa böyle saatler içerisinde size veriler iletiliyor ve hani sorun çözülüyor. Bu kapsamda şunu özellikle belirtmek istiyorum ki çocuk pornografisini sadece başıyla, bedeniyle, ondan sonra gerçek bir çocuk olarak düşünmüyoruz. Bu konuda hepiniz de ihbar edebilirsiniz böyle bir şeyle karşılaştığınız takdirde. Şöyle uygulamalar söz konusu. Yetişkin bir kişinin bedenini alıp ondan sonra ona bir çocuk başını çeşitli uygulamalarla yerleştirmek veya yetişkin bir kişinin başını ondan sonra bir çocuk bedenine yerleştirerek işte pornografik malzemeler ortaya çıkarmak veya tamamen kurgusal çizgi film gibi ondan sonra çizgilerle çocuk pornografisi ürünleri ortaya çıkarmak da söz konusu ve bunların hepsi aynı şekilde çocuk pornografisi kapsamında değerlendiriliyor. Bunun dışında adli bilişimin kanun temeli CMK 134'te düzenlenmiş durumda. Burada şöyle bir sıkıntı var ki hani bir yandan özel hayatın gizliliği, siz bir suçla ilgili veri toplamaya çalışırken, delil toplamaya çalışırken bir kişinin kişisel bilgisayarına giriyorsunuz ve orada o kişiye ait çok fazla özel veri bulunuyor. Bunun için özel bir düzenleme yapılması, genel hükümlerle bunun bu delil toplamanın gerçekleştirilmemesi öngörülmüş ve CMK 134 düzenlenmiş. Bu kapsamda bir iki noktaya vurgulayacağım. Sadece yapılan bir soruşturma olması ve somut delillere dayanan kuvvetli bir şüphenin varlığı üzerine Cumhuriyet Başsavcısının Cumhuriyet Savcısının istemiyle oluyor ve hakim tarafından karar veriliyor. Buradan bir yedek çıkartılması ondan sonra ve bu bilgisayarı incelenen kişiye avukatına verilmesi gerekiyor. Ve bunun da bir tutanağa geçirilerek imza altına alınmış olması çok önemli. Sistemdeki bütün verilerin yedeklemesinin yapılması aynı zamanda çok önemli. Yani bu hash değeri vesaire gibi ifadeleri daha önce sıklıkla duymuşsunuzdur. Bilgisayar ortamındaki veriler değiştirilmeye çok müsait. Ondan sonra bu nedenle de bir delil toplama esnasında mevcut durumu sabit deyip ondan sonra buna ilişkin bir kayıt almanız ve bunun üzerinde daha sonradan bir delil eklemenin olmadığını göstermek üzere ondan sonra bunu korumuş olmanız gerekiyor. Bu kapsamda da sıklıkla bazı haberlerde falan duymuşsunuzdur. Çok önemli davalarda, ülke gündeminde tartışılan davalarda sonradan verilerin eklendiği, ondan sonra deliller toplandıktan sonra işte uygulamaya başlanmış olan yazı fontlarının ondan sonra deliller de karşımıza çıktığı gibi
durumlar. Telif hakları ile ilgili bilişim hukukuna özgü özel bir koruma yöntemi fizik ek madde 4'te var. Hak sahiplerinin başvuruları üzerine ihlale konu olan eserler içerikten çıkartılır. Bunun için öncelikle bilgi sağlayıcısına başvurarak 3 gün içerisinde ihlalin durdurulmasını istiyorsunuz. Size ilişkin bir eser, yani sizin sahibi olduğunuz bir eser var ve bu eser internet ortamında kullanılmış diyelim. Bunun için içerik sağlayıcısına başvuruyoruz. İhlalin devamı halinde Cumhuriyet Savcısına yapılan başvuru üzerine 3 gün içinde servis sağlayıcıdan ihlale devam eden bilgi içerik sağlayıcısına verilen hizmetin durdurulmasını isteme hakkına sahibiz. Bu anlamda telif haklarınızı korumak bakımından ek madde 4 büyük önem arz etmekte. Kişisel verilerle ilgili olanları direkt geçiyorum çünkü onları Ayşenur anlatacak. Son olarak alan adı ve link vermeyle ilgili de bazı hukuki durumlar söz konusu olabiliyor. İnternet ortamında biliyorsunuz domain adı, alan adı dediğimiz, ondan sonra bu TR uzantılı adlar alıyoruz. Ondan sonra bu sırada başkalarının haklarını ihlal etmiş olmanız söz konusu olabilir. Veya birinin sizin haklarınızı ihlal etmiş olması söz konusu olabilir. Tacir değil ve ticari işletmenizle ilgili değilse borçlar kanundaki haksız rekabet hükümlerine başvurmak gerekiyor. Tacirsiniz ve ticari işletmenizle ilgili ise TTK'daki. Tescilli markanızla ilgili ise markanın korunması hakkındaki KYK değil artık tabii ki sınai mülkiyet kanunu. Fikri mülkiyetinizle ilgili ise FİSEK'e. Eğer adınızla ilgili ise Medeni Kanun 26. maddesine göre başvuru yapmış olmanız gerekiyor. Bunun dışında link verdiğiniz, yani geçerli bir link verdiğiniz sürece başka birinin internette paylaştığı bir şeyi paylaşmanız mümkün. Link verebilir miyim, veremez miyim konusunda da çok sorular geliyor. Fakat burada şuna dikkat etmiş olmanız gerekiyor. Bunu bazen öyle bir şekilde link vermeyi gerçekleştiriyorlar ki sizin sitenizin mevcut düzeni duruyor. Ondan sonra içerik içinde içeriğin asıl yer aldığı link verilen, ondan sonra sitenin bilgileri hiç yer almaksızın gösterilebiliyor. Bu da ondan sonra bu anlamda hak ihlali olarak değerlendirilir. Bu anlamda geçerli ve hani kaynağın neresi olduğunu gösteren açık bir link verdiğiniz takdirde herhangi bir sorun söz konusu değil. Benim diyeceklerim bu kadar. Yani çok anlatılabilecek şey var ama zaman kısıtlı. Ondan sonra hepsini bir kere de öğrenmek, anlamak da mümkün değil. O yüzden sözü bırakıyorum ve teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Tabii özellikle CMK 134'teki o adli bilişimdeki verilerin toplanması aslında genel hükümlerde aynı şekilde duruyor ama maalesef olağanüstü hal kapsamında çıkartılan KYK'larla o çok daha farklı bir noktaya gitmiş durumda. Mesela şu anda mahkeme kararını aramıyorlar. Avukatın bulunmasını aramıyorlar. Bunu hem KHK ile yapıyorlar. Bir de uygulamada bir takım sorunlar maalesef çıkıyor. Ve insanların telefon, bilgisayar gibi kendi özel eşyaları çok başka bir şekilde el konuluyor. Ve Damla'nın da belirttiği gibi geçmişte yaşadığımız sıkıntılar maalesef önümüzdeki süreçte de yine yaşayacakmışız gibi duruyor. Ben çok teşekkür ediyorum. Söyleyebilir miyim? Uluslararası mahkeme kararlarında sıklıkla zaten hani hüküm aldığımız, ceza aldığımız diyeyim, eleştirildiğimiz, ondan sonra konu olduğumuz durumlar genellikle bu delillerin toplanması, ondan sonra kişisel verilerin korunmasına ilişkin olanlar şeklinde karşımıza çıkıyor. Bu da hani ilerleyen dönemlerde daha sıkça da kendi adımızı duyacağız oralarda gibi görünüyor. Gibi gösteriyor bize. Teşekkür ediyoruz tekrar sunumumuz için. Ben sözü Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi'nden uzman Sayın Ayşenur Akıncı'ya veriyorum. Buyurun Ayşenur. Çok teşekkür ederim Çağrı Bey. Ben bugün biraz size kişisel verilerin korunması hukukundan, kişisel verilerin korunması hukukunun tarihsel süreç içerisinde nasıl evrildiğini ve günümüz yeni nesil teknolojileri karşısında nasıl bir duruma geldiğinden bahsetmek istiyorum. Hepinizin de malumu olduğu üzere kişisel veri kavramı çok yeni bir şey değil aslında bakarsanız. Bilgi iletişim teknolojileri bu denli gelişmemiş ve veri hacmi bu kadar artmamışken de
herhangi bir kuruluşun yahut kişinin sizin hakkınızdaki verileri derleyip dosyalaması bir sistemde kaydetmesi durumunda ortada kişisel verilerinizin olduğundan bahsedebiliyor dedik. Ancak tarihsel süreç içerisinde veri depolama, saklama, kullanma, işleme metotlarındaki bu değişim ve artış kuralların da biraz güncellenmesi ve değiştirilmesi ihtiyacını beraberinde getirdi. 1960'lardan beridir çalışılan bir konu kişisel verilerin koruması hukuku tüm dünyada. 70'lerde ilk kez kişisel verilerin koruması hakkında münferit kanunların yapılmaya başladığını görüyoruz. Bunların ilki Almanya, İsveç ve Amerika. Bu alanda küçük sektörel düzenlemelerle başlayan, gerçi Almanya'daki eyalet düzeyinde bir veri koruma kanunuydu. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin fikir ortaya çıktı, olgunlaştı ve kanunlaştı. Ancak 90'lara gelindiğinde bu kanunların keskin bir değişim trendine girdiğini görüyoruz. Bu da aslında çok anlaşılabilir bir sebep. Çünkü 90'larla birlikte internet teknolojisi hayatımıza girdi. Tüm dünya bir ağ üzerinden birbirine bağlanabilir hale geldi ve sizin veriniz dünyanın bir başka ucundaki kişi tarafından internet ağı sayesinde kolayca paylaşılabilir hale geldi. Bu da kişisel verilerin korunması hakkındaki mevzuat düzenlemelerinin bir değişime uğraması ihtiyacını doğurdu. Bu değişimin ilk dalgasını biz 95 yılında Avrupa Birliği'nin kabul etmiş olduğu 95-46 sayılı veri koruma direktifi ile görüyoruz. Veri koruma direktifi 95-46 sayılı direktif aslında tüm dünyada kabul gören ve kişisel verilerin korunması hukukunun temel çerçevesini çizen en detaylı, yetkin ve olgun metinlerden bir tanesiydi. Avrupa Birliği tarafından da 2011 yılına kadar uygulanmış pek çok Avrupa ülkesi tarafından kendi iç hukuklarına derc edilmek suretiyle kanunlar kabul edilmesi yöntemiyle benimsenmiş bir düzenlemedir. Ülkemizin 66-98 sayılı kişisel verilerin korunması hakkındaki kanununun da temel alındığı müktesebatı oluşturan metin 95-46 sayılı Avrupa Birliği direktifidir. Ancak tarihsel süreç içerisinde diyoruz her bir dönüm noktası aslında hukuk metinlerini etkiler. Biz hepimiz hukukçularda tarihsel gelişim hukuki metinlere doğrudan yansımıştır. 2000'li yıllardaki internetteki yeni nesil trendler, yaşanan gelişmeler bizi aslında elimizdeki kişisel verileri koruma mevzuatının yeterli olmadığı ve güncellenmesi gerektiği noktasına götürdü. Peki nedir bizi bu yolda ilerleten mihenk taşları? Sizler için kişisel verilerin koruması kanunlarını etkileyen birkaç teknolojik trend seçtim. En çok gündelik hayatımıza etki eden trendler. Bunları şöyle kısaca sayarsam, nesnelerin interneti, Internet of Things diye bildiğimiz hepimizin, yapay zeka, artificial intelligence diye bildiğimiz, büyük veri, big data ve artırılmış gerçeklik uygulamaları. Bunlar böyle isimleriyle söyleyince çok artistik geliyor olabilir ama hepinizin hayatının içinde birebir kullandığı, sizler zaten Z neslisiniz. Artık internetin olmadığı bir dünyayı hayal edemeyen bir kuşakla karşı karşıyayız. İnternet jargonunda böyle bir şey var arkadaşlar. X, Y ve Z nesli. X nesli interneti hiç kullanmamış. Bugün 50-60'lı yaşlarında belki zorlayarak tuşlara basmayı öğrenmiş. Çok da interneti kullanmayan, hayatın içine kabul etmeyen bir nesil. Y nesli internetin içine doğmamış. Ancak 80'li 90'lı yıllarda doğup daha sonra internete penetre olmuş, alışmış, kullanmaya başlamış nesil. Z nesli ise internetin içine doğmuş. Tüm eğitim süreçlerini, sosyal hayatını internet ortamında geliştirmiş bir nesil. Biraz önce Damla Hocam da bahsetti. Sayısal bölünmeyi aslında bu kuşaklar arasında çok net görebiliyoruz. İnterneti çok kullanan ve yokluğunu düşünemeyen bir jenerasyonla aslında çok da sayısal ortamda yer almayan, sayısal ortama çok verisini de aktarmayan çok eski bir kuşağın bir arada yaşadığı bir dönemiz biz. Ama bundan 50 yıl sonra bu kuşak ayrımı belki de hiç olmayacak. Bir şey söyleyeyim. Bu Z kuşağı internetin içine doğmuş olan ve internetsiz bir yaşamı düşünemeyen kuşak için internetin yerlileri, evet, dijital yerliler diyorlar. Diğerleri için de dijital göçmenler ifadesi kullanılıyor. Evet. Dolayısıyla aslında bu bahsettiğim, çok üst çerçeveden bahsettiğim kavramlar hepimizin hayatının birer parçası haline gelmiş teknolojiler. Peki nedir bu nesnelerin interneti ve nasıl etkilemiştir hayatımızı diye şöyle bir bakacak olursak.
bugüne kadar bahsettiğimiz teknolojiler hep insanların yönetimi altında kullanılan teknolojilerdi. Bir işletim sisteminin başında bulunan bir mühendisten, bir insandan yahut sizin gibi bir son kullanıcıdan bahsediyorduk. Ancak teknolojinin geldiği noktada işletim sistemine belirli bir gömülü yazılıma sahip olan nesnelerin yalnızca bilgisayarlar olmadığını görüyoruz. En basit ev araçlarımızdan bugün giyilebilir teknolojilere kadar pek çok nesnenin fabrika çıkışında kendilerine gömülü yazılımları haiz olduğunu ve bu yazılımların internete çıkış protokollerinin bulunduğunu ve pek çoğunun internet ortamına çıkabildiğini görüyoruz. Bu da aslında belli bir trafik yaratmaları anlamında.